alihi ve sahbi ecmain ala resulina Muhammedin salavat. İmani dersler çok yapıldığı için psikoloji yapayım diyorum. Hayat psikoloji. Hastalığın seni hasta etmesine müsaade etme başlığı. Seninle alakalı değil mi? Doktorluk ya. Hastalığın seni hasta etmesine müsaade etme. Başlık bu. Bakayım ne çıkacak. Hastalığının sizi hasta etmesi, etmemesi lazım. Peki hastalık o zaman nedir ki? Hastalık hastalık değilse, hastalık nedir? Hastalık seni hasta etmesine müsaade etmeyin deniliyor. Rahatsızlığınız kendinizi ve etrafınızı rahatsız etmemesi lazım. Rahatsızlığınız. Eğer hastalığı hastalık olarak kabul edersen hastalık hastalık olur. Hastalığı bir inkılap olarak, bir hayatın başka bir versiyonu, zemini, farklı anlama zemini diye düşünürsen, o zaman hastalık hastalık olmaktan çıkar. Ne olur? Dertler derman olur. Mesela hayatı standart yapan sihat ve servet. Hayatı standart yapıyor. Hayatı standart demek yani alıştığımız bir hayat. Nedir o? Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfakta dolduruyorsun. Tuvalette boşaltıyorsun. Bak, mutfak, hayal et. Mutfak, tuvalet, boşaltıyorsun. Yatak, iş veya okul. Dikdörtgen. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Ondan sonra bu dikdörtgenin içinde ölüp gidiyoruz. O zaman insan ne olmuş oluyor? Pislik makinesi oluyor. Adeta mutfak ile tuvalet arasında pimapen gibi bir boru vazifesini yapıyor. Mutfaktaki o güzelim yemekleri, meyveleri tuvalete dönüştürüyor. Şimdi hastalığın bir inkılap olarak görürsen, yani farklı anlamana, farklı düşünmene, hayatı farklı görmene vasıta oluyor. Bunun başka bir şey sebep olamazdı. Onun başka yeri. Ha. Yani hastalığın dışında hayatı farklı yorumlamana, farklı görmene, farklı düşünmene ne sebep olabilirdi ki? Sıkıntınız sizi sıkıntıya koymasına müsaade etme. Peki nedir bunlar? Bunlar malzemedir kardeşim. Hayatın meratibini fark ettirmek içindir. Bir örneğiniz verdi abi sizin. Havuz. Üstünde plastik. Şeyler. Evet, vereyim onu da. Şöyle bir 20'ye 21 havuz kabul edin. Kare. 10'a 10. Tamam mı? Şimdi bir havuz. Yarım metre su doldurduk. Üzerine şöyle suya batmayan şu kadar plastik şey yapalım, kare. Ne diyelim ona? 30'u 30. Havuza diz. Hiç boş bırakma. Tamam. Hayal edebiliyor musun? Farklı renklerde, ışıklı. Onu şey yapayım. Şimdi her bir plastik farklı bir renkte lamba olsun. Üzeri. Hiçbir yer boş bırakmadık. Altı su gözükmüyor. Ama suda yüzüyor. Su gözükmediği için suda olduğunu bilmiyoruz. Suda olduğunu bilmiyoruz. Birbirine yapışık olduğu için altını bilmiyoruz. Ondan sonra gece olduğundan dolayı etrafı da görmüyoruz. Yalnız o plastik dediğimiz şey, eğer bu söylediğimi hayal ederseniz mevzu iyi kavrarsınız. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı daha iyi yorumlarsın.
Şimdi o 30'a 30 kare şeklindeki plastik üzeri de hepsi farklı renk tonda. Şu anda bilgisayarda 28 milyon ton yapılmış. Ton renk yani. Okuduğum kadarıyla. Şimdi böyle 20 20'ye 20 metrelik bir alan havuzda böyle bir şey dizdik mi, tamam mı? Gece karanlık. Lambaları yaktık bu şeyleri, plastik. Tavana vuruyoruz. Tavan nasıl olur? Mozaik olur değil mi? Sabit. Peki Sinan, asırlar dahi geçse suyu alttan bile oynatsak gözükmeyen o plastiklerin altından. Bunlar hep birbirine yapışık olduğu için yer değiştirme şansı olur mu? Olmaz. Ne yaparsan yap aşağıda su kendi başına oynar durur değil mi? Çünkü mümkün değil. Yapışmış. Peki bunlar oynamadığını nereden anlıyoruz? Tavana yaptığı şey resmiyle. Oynamaz yani. Peki sonsuz güzel dahi olsa, evet güzel tabii. 18 milyon renk oldu diyelim, 18 tane şey. Tamam mı? 18 milyon renk. Ama dura dura asırlardan beri duruyor duruyor. Hep aynı olsa, en mükemmel olsa ama hep aynı olsa tat vermez. Peki sen bu manzarayı değiştirmek ister misin? İnsan olsun, dağ olsun, tepe olsun, koyun olsun, keçi olsun, şu olsun, bu olsun. O şekil şey. O zaman bu havuzdaki o birbirine yapışmış olan plastiklerden 3 tane oradan, 5 tane oradan, 7 tane oradan, 20 tane oradan, 10 tane buradan alın oradan. Boşluk oldu mu? Boşluk oldu. Aşağıdan suyu karıştırın. Bunlar birbirine girer mi? Boşluk olunca. O zaman lamba olduğu için yukarısı değişir mi? Değişir. Devamlı değişir mi bu? Değişir. Çünkü hareket var. Hareket var. Hareket edecek saha var. Sürekli değişir. İşte tamamen o plastiklerle dolu sihat. Yeknesaklık. Yeknesak, standart. O ara boşlukları hastalık musibetlerdir. Hastalık musibet kendisi yoktur, ademidir. Sihatın alınmasıdır, plastik alınması gibidir. Oraya bir şey koymadık, plastiği aldık. Boşluk olması için bir şey koymadık, bir şey aldık. Hastalık olması için hastalık verilmiyor, sihat alınıyor. Bu sefer o su hayattır. Bu plastikler hadiselerdir, olaylardır. O alınan boşluklar bela ve musibetlerdir. Yani sihatın alınmasıdır. Servet alındı fakirlik. Sihat alındı hastalık. Ömür alındı ihtiyarlık. Hayat alındı ölüm. Yani ölümü vermiyor. Ne yapıyor? Hayat alıyor. Peki bu ne yapıyor? Eğer o ara boşta olmasa bunlar olmazdı. İşte sıkıntı ve hastalık dış dünyaya, bu da esma, esmanın cilveleri. Hayatta bize yansıyanlar. Hayat, biz bununla muhatabız. Tavanı bakıyoruz. Görüntüler. Bunların farklı olabilmesi için burada ara boşluklar olması lazım. İşte o ara boşlukları da sıkıntı ve hastalıklardır. Hastalığınız sizi hastalandırmak için değildi. Değildir de. Hastalığınız sizi hasta etmesine müsaade etme o zaman. Çünkü hasta olmak için hastalık verilmemiştir. Sıhhatli olmak için verilmiştir. Ruhu cesetten kurtarmak içindir. En azından ustadın dediği gibi hiç görmediğin akraba, hiç görmediğin merhamet ve şefkat, etrafındaki şefkat karayane alakadarlığı inkişafına vesile oluyor. Olmayacağı, görmeyeceğim şeyler oldu. Sihatın varamayacağı şeyler hastalık varıyor. Paranın varamadığı şeylerle fakirlikle varılıyor. Sihatla varılan şeyler var, hastalıkla varılan haletler var. Zihnen, fikren rahat olun, nefes alın, hastalıkla cesedin dayatmalarından kısmen kurtulmayı ganimet kabul edin. Yani hastalık
bedenseldir. Ruhsal değildir. Böbreğin ağrıyor. Kafan ağrıyor. Bedenseldir. Ruh devamlı mahkum. Ceset galip. Hastalıkla mahkum olan ruh bedene hakim oluyor. Allah. 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 Yapmayın, tamam. Yani ondan sonra bütün tövbeler o anda olmuyor mu? Allah. Beni kaldırırsın. Tövbeler tövbesi olsun. Her şeyime tövbe yarabbim. Namazı başlayacağım. Sonra siz kalkıyoruz. Bir iki hafta devam ediyor. Tekrar gaflet tepemize geliyor. Öyle musibet kalkınca gene aynı yere dönüyor. Peki o sihat dediğimiz bedensel dayatmaları ruhu boğan o haletlerle ölsek ne olacaktı ahirete? O şekilde öldüğünü kabul etti. Yani gaflet, Allah'ı unutmuş. Mesela benim bir akrabam vardı, Allah rahmet etsin, sizin geçmişinize de rahmet etsin. Amin. Güzel havalarda kahveye giderdi. O bir taşlar vardır, delikli taşlar, ne diyorlar ona? Domino. Domino, ha. Onunla oynardı, nereden biliyoruz? Çünkü kahvede çok aradılar, çizmesine düşmüş. Evde, vay ne kadar saatlerce aradık dedi de onu. Güzel havalarda kahveye giderdi. Ben çocukluk hatırlam. Allah taksiratını affetsin. Ama iyi havalarda şöyle yapardı. Astım hastasıydı cama. Allah, 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 Allah cama yapışırdı. Çocukluğunda da unutmuyor. Giderdik görürdük. Peki, dünyadaki hastalık Allah Allah dedirdi. Hastalık ahiretin nesi oldu? Sihati oldu. Dünyadaki sihat, ahirette hastalık oldu. Şimdi dünyadaki hastalıklarının mükafatını görüyor, ezeli ve ebedi. Dünyadaki o sihatlıyken yaptığı gafletin bedellerini ödüyor, ebedi. İşte hastalık sihatmış. Asrın doktoru hastalığa sıhhat diyor, sıhhate bela diyor. Allah. Asrın imamı değil mi? Asrın imamı. Manevi doktoru. Evet. Hastalığa diyor, sıhhat diyor. Evet. Sihata da sıhhate bela, de bela diyor. Evet, sıhhat belası. Evet. Beşinci sıhhat belası diyor. Oysa sihat. Oysa insanların bu asırda en çok üzerinde durduğu şey vücut sıhhati ve rahat yaşamaktır. Evet. Oysa ikisi terk edilmesi gereken şey olduğu halde bu asır onu revaç veriyor. Yestahibunel hayata dünya alel ahire. Evet. Yani dünya esası, dünyayı esas almış. Ruhu, ahiret uzak ama ruh. Ruhu koymuş kenara. Evet. Mutlak haberi yok ki. Cesedini koparır, ruhunu koparır, cesedine yedirir. Yedirir diyor. Dertler bana dermanimi, sırrını yakalamaya çalış. Bir şey sana dert olmuşsa bil ki çare de odur. Yani nasıl ki birisine aşık oldun, derde düştün. Bu derde seni o düşürmüşse derman başkası değil, aynı kişidir. Sen Ayşe'ye aşık oldun. Hasan'a, Hüseyin'e, Ali'ye aşık oldun. Ali'ye aşık olan bir kız, Ayşe'ye aşık olan bir erkek derde düştü. Dermanı kim peki? Ayşe'ye dert olmuşsa Fatma dert olur mu? Derman olur mu? Kim sana başına dert açmışsa derman odur. Öyle değil mi? Kimi sevmişse derman da odur. Çünkü yaranı o açmış. Bu derde seni o düşürmüşse derman başkası değil, aynı kişidir. Seni derde sokan senin dermanın da odur. Yani hastalık. Günahlar dertlerimizdir. Bunları terk etmek dermanımızdır. Tövbe dermanımızdır. Allah Allah.
Tövbe dertlere. Hastalık nereden gelmişse derman da aynı yerden geliyor Aynı zaten. yer. Bir kere şu cümle de gariptir. Dermanı barındırmayan bir dert yoktur. Eğer içerisinde derman yoksa o dert değildir. Çünkü o sihattır. Vay be. Çok güzel, evet. Harika. Aynen öyle. İçinde dermanı olmayan şey sihattır. İçinde dermanı olan şey dert. O zaman sıhhat belası tam anlamlı oluyor. Tam anlamlı oluyor. Bir bak bakalım, hastalıksız bir peygamber var mı? Dertsiz. Yani dertsiz. Allah'ım. Bizimkine de benzemiyor abi. Hatalara istiğfar, günahlara tövbe lazım. Allah Allah. Şüphesi var Allah. Şimdi başka bir şey olacak ama şey olur yalnız. Şükür ve hamd. Şükür sihata deniliyor. Ama hamd hem sihata hem hastalığa, mazi ve müstakbeli taşıyor. Eczacılar bu sırrı anlamış ki ilaçların hastaların şeyini yapmak için ilacını önce ilacı buluyorlar. Hastalığı teşhis edip onun içinden o hastalığı ilacını Evet. buluyorlar yani. Evet. Evet. Doğru. Günahlar dertlerimizdir. Bunları terk etmek dermanımızdır. Sana giydirilen, şimdi bu çok önemli. Şimdi bu işin ne kadar alıştırmaydı. Yani klasik konuşmak gibiydi. Şimdi ilmi kategoriye doğru gidiyor merdiven. Şu. Sana giydirilen vücut mertebeleri var. Vücut mertebeleri var. Hani şöyle. Gömlek. Gir içeriye. Atlet. Gir içeriye. Vücut. Gir içeriye. His. Şuur. Gir içeriye. Gir içeriye. Ana kargas yapıyorum. Akıl. Gir içeriye. Ruh. Ondan sonra ene. Yani gömlek, atlet, vücut, hayat, hayat, his. Mesela ona ait lemalar var mı lemalar? Lemalar bak orada sana neler giydirilmiş. Oradan okuyayım. Allah Allah. Diyor ki beraber. Bak giydirilen şeye bak. Lema. Ya baki entel bakide. Fakat bu şeyde yok. Dördüncü şuada yok Abdullah. Hasbunallah. Hasbunallah da bu cümle yok. Sırf o hasbunallah buraya koymuş lemalara. Bu cümle burada var. Şeyde yok. Aslı yeri olan hasbunallah'ta Dördüncü lemada yok. dördüncü lemada yok. Onu bulayım. Çok ilginçtir. Diyor ki ehemmiyette hakir fakir görüne vücudum giydirilen. Yani ilimden vücuda çıktık. İmandan sonra en büyük nimet vücuttur. Yani varlığının farkında olmak. Vücut, var olmak. Yani senin var olman için Allah lazım. Şöyle bir düşünebiliyor musunuz? Yani var olmak. Yani yok olmayı düşünemezsiniz. Yani var olmak ne demektir? Varlığını bilmek. Şimdi mesela sen olmazsan senin. Yani ne, senin için, benim için değil de senin için ne kadar yıkım olur? Bak, birincisi hakir ve fakir görünen ölü görünüyor.
Ne olacak? 60 sene yaşamış. Yemiş içmiş. Belki de sağlığından yaşadığından pek kimseye haberi yok. Ama hakir fakir görünen vücudum. Bir. Her müminin vücudu gibi neymiş? İki. Vücudun içeriye gir. Hali. Hayat neymiş? Hayat. Yani bunu anlamak için bu değil de hayat ama ona işaret etsin diye söylüyorum. Nefes almak neymiş? Hastanedeki astimlere sorun. Yoğun bakımdaki cihaza takılı insanlara sorun. Vücut neymiş? İki. Hayat neymiş? Üç. Sana giydirilene bak. İnsanlık neymiş? İnsanlık sen satın almamışsın. İslamiyet neymiş? Giydirilmiş sana. İmanı tahkiki neymiş? Marifetullah neymiş? Muhabbet nasıl olacakmış? Bunlar hep giydirilmiş. Vücut giydirilmiş. Hayat giydirilmiş. Ondan sonra ne giydirilmiş dedi? Hayat, insaniyet giydirilmiş. İslamiyet giydirilmiş. İmanı tahkiki giydirilmiş. Marifetullah giydirilmiş. Muhabbetullah giydirilmiş. Lezzeti ruhaniye giydirilmiş. Bunlar giydirilmiş. Şeye benziyor. Odunda giydirilen nur, odun kesip duman, nar, ateş, nur, dalga boyları, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri Nur-u Muhammed'i ama aynı yer. Buz, giydirilene bak, buz, suya giydirilmiş. Su da H2O'ya. Buz, su, H2O, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammed'i. Bunlara birbirine giydirilmiş. Mesela suya buz giydirilmiş. H2O'ya su bindirilmiş. Şimdi dinle şurayı. Sana giydirilen vücut, hayat ama aynı yerdeler. Aynı yer. Aralarında nihayetsiz mesafe var. Duman neredeyse nur orada değil midir? Odunda. Evet. Duman neredeyse nur da oradadır. Mesela odunun en büyük düşmanı ateştir. Ateşe giydirilmiş. Oduna giydirilmiş. Odunun en büyük düşmanı ateş değil midir? Ateş orada. Yani dert bana dermanmış. Odunun dermanı ateşse kesin kendisinde. Odundaki nur gözükmezdi. Duman aynı yerde. Sana giydirilen vücut, hayat, his, şuur, akıl ve ruh cevheri. Bunlar sana giydirilmiş libaslar suretindedir. Birisinin diğerini yok etmesine müsaade etme. O zaman yok oluyorsun. O zaman yok oluyorsun. Mesela şöyle. Buzdan suyu yok et. Buz var mıdır? Yok. Veya buzdur, sudur, H2O. H2O'yu kaldır. Ne su kalır? Ne buz kalır? Bedensel hastalık ruhun nefes almasıdır ki sözler 530'da ceset ruh hesabına inceleşir diyor. Diyor ki ceset ruh hesabına inceleşir. Yani bu su ilişkisini bir düşün. Odundaki nuru düşün. Mesela odunda yağıştır. Yakarsan dumanı çok çıkar. Evet. Güneşe koyun, dumanı az çıkar. Şimdi buzu güneş vur, suya dönüşür. Sudaki ısıyı alın, buza dönüşür. Suyu buz yapmak için bir şey yüklemiyorsun. Isıyı alıyorsun.
İnsanların hasta olması için hastalık vermiyorsun, sıhhati alıyorsun. İnsanların sıhhatli olabilmesi için devamlı şafi tecelli etmesi lazım. Şafi çekince tepeni adem olan hastalıklar biniyor. Ama şafiyi çekmeden de şafiyi anlayamıyorsun. Anlayamazsın o zaman. Yani şeye diyorsun ki, balığa diyorsun ki, balıkçığım bak sen yüzüyorsun, suyun içindesin. Balık yüzmemeyi, suyun dışında olmayı nereden bilecek ki? Nasıl suyun bilecek? İçinde olduğunu nereden anlatacak? Suyu bilmiyor ki. Suyu bilmiyor. Evet, suyu bilmiyor. Çünkü hep orada, başka hiçbir şey bilmiyor onunla alakalı. Sen hep sıfat olsan, o zaman şafi esmasının sende tecelli ettiği için sıhhatli olduğuna kim karar verecek ki? Neyle karar vereceksin? Hangi imasına? Sıhhat olduğunu. Evet. Nereden bileceksin? Bir üstüne giydirilmiş vücut mertebelerini tek zannetme. Ben derken kimi kastettiğini biliyor musun? Ben derken kimi kastediyorsun? Gömlek mi? Atlet mi? Vücut mu? Hayat mı? His ve şuur mu? Akıl mı? Benim aklım bunu kaldırmaz. Derken o ben diyen akıl mıdır? Benim aklım bunu anlamaz. Akıl değildir. Ben diyen akıl değildir. Benim ruhum hasta, benim ruhum rahatsız, benim ruhum kaldırmaz. O ben diyen ruh değil. O sen, o ben diyendir. Diğerleri hiçbirisi sen değilsin. Sana emanete verilmiş. O zaman ben hastayım derken neyi kastediyorsun? O sen misin? Burası burası mıdır? Odun diyorsun. Odun mudur? Duman ve nur. Ütroviyal ışınları ve kendisi kütledir. Ağırlığı var, hacmi var. Ama bunu meydana getiren odunun hacmi yok, kütlesi yok, mekanı yok. Tipi yok. Mesela yaktık. Fransa'nın neresinde odunu yakarsanız? Odunu yaktınız. Fransa neresinde artık? Duman. Her yer. Kilosu yok dumanın. Isısı, nurun, çıkan ışığın ve ısısının kilosu yok. Ama dumanla ve nur ve ateşle oluşan odunun kilosu var. Ve bir yerdedir. Ama o şey her yerde. Her yerde olan şey bir yerde böyle bulunabiliyor. Esma-i Hüsna da böyledir. Esma-i Hüsna nur gibidir. Ama biraz da dondurursan odun olduğu gibi. Bu mevcudat esmadır. Donmuş esmadır. Nasıl olur ya donmuş esmadır? Odunu hayal edebiliyor musun? Bir odun düşünün, soba odunu. Hayal edin, tamam. Çam, tamam bir çam. Bu odun değil. Nedir ya? Donmuş güneştir. Değil? Odunu yakın bakalım ne çıkıyor? Küçük güneş. Güneşin parçası. Peki, nereden çıktı? Her şey aslında rücu eder. Pıt 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 ona gidiyor. Rengi de o. Özelliği de o. İşlevi de o. Vazifesi de o. Yönü de o. Oraya gidiyor. Odun nedir? Donmuş güneştir. Nasıl ki nurani foton dediğimiz, nurani olan o ışık, o nur, güneş nuru, gelen nur, ki gözle gözükmüyor, donmuş odun oluyor. Odun, donmuş güneştir. Donmuş, yani nur, nur havadan geliyor, bizi yakmıyor. Ama odunda bütünleşince, odunda depolanınca o bizi yakıyor. Ama gelirken yakmıyor. Isı veriyor. Nasıl ki güneş, yani nuru, odun olabiliyorsa, Esma-i Hüsna'da taş, koltuk olabiliyor. Odundaki o nur var ya nur, latif, hayat gibi latif, zarif, tutulmaz, gözükmez böyle. Yalar seni götürür. Ha. O nasıl katılaşmışsa, Allah da bu mevcudatı taşı, toprağı, hayat da yapmış. Nasıl yapmış onu bir nebze şey yaptım. Sudan ısıyı kaldırın. Sudan ısıyı al. Buzdolabı soğutmaz. Ne yapar? Öyle konuşuruz piyasada. Yemeğin, suyun üzerindeki ısıyı alır.
O zaman yemek de donar. Yani buzdolabı şeyin giren yemeğin ısısını alıyor. Onun için sıcak yemek konulmaz diyoruz ya. Peki ısıyı alınca ne oluyor? Çakmak öyle ya, çakmak. Çakmak var ya, saydam çakmak. Basın. Doktor bilir. Onu biraz da tüplü düşün. Burayı vursun, donar burası. Niye donar? O gaz aslı gazdır. Ama sıkıştırılmış, suya dönüştürülmüş. Çünkü ısısı alınmış. Eğer o gazı bıraktığın zaman derime vuruyor. Derimi niçin döndürüyor? Isıyı alıyor. Soğutmuyor. Benden ısıyı alıyor. Elimde donuyor. Ama elimi dondurdu diyor. Kendi de genişleyip gaz oluyor. Evet. Isıyı alınca aslına dönüyor. Şimdi bildiğimiz gibi. Evet. Vücudumuzun ısısı alınıyor. Şimdi nasıl ki gaz ısıyı alıp latifleşiyorsa, ruh da ölüm anında böyle oluyor. Aslına dönüyor. Peki odunu yaktık. Kim kaldı tepside? Kül. Kül. O yakalandı değil mi? Onu git gör. Ölmüştür. Ölen odur. Çıkanlar, onlar kurtulmuştur. Onlar hapisteydi. Şimdi odundan nur çıkmadı mı? Nerede o? Yakalarsan göm onu. Duman çıktı. Yakalarsan göm onu. Latif çıktı. Yakalayabiliyorsan göm onu. Kimi yakaladın sana? O ölmüştür. Çünkü ölen yakalanmıştır. Yakalandığı için ölmüştür. Madem ölmüştür, gidin gömün onu. O da kim? Ceset. Ceset. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Ayette de küllü nefsin zayikatül mevt. Küllü ruhun zayikatül mevt denmiyor. Ölüm aslında ruhun kurtuluşudur. Kim ölüyorsa o korksun. Sen ölmüyorsun ki. Ölen nefistir. Bizi yutturmuş. Gömleği bana şeytan yutturmuş. Bu benim. Gömleğe ben denilir mi ya? Benim gömleğime, hem benim gömleğim diyorum, hem benim diyorum, bana aittir, hem gömlek benim. Benim gömlek neyse benim vücudumda aynısı. Benim gömleğim, benim bedenim. Benim hayatım, benim Benim gömleğim. hayatım. Gir içeriye, sen hangisisin? Benim gömleğim. Gir içeri. Benim atletim. Hala ben arkada. Bu sahiplenilen, bu malzeme sana giydirilen. Benim gömleğim. Ben gömlek değilim. Geç arkaya. Benim atletim. Ben atlet değilim. Geç arkaya. Değil mi? Benim atletim. Benim vücudum aynı gömlek gibidir. O da bana gibi. Bana ait o da. Kime ait? Ana. Ne ait? Hayat. Benim hayatım. Benim aklım. Benim aklım diyen akıl değil. Benim ruhum kaldırmaz yani diyoruz ya gündelikte. Ruhuma çok ağır geldi ya. Öyle bir laf etti ki ruhum ezdi ya. Ha, o benim ruhum diyen ruh değil, o ben diyen o sensin. Diğerleri hiçbirisi sen değilsin. Yutturulmuşuz. Devam ediyorum. Arkadaşlar bu derste hastalık gibi gözükürken, yani hastalıkla alakalı ders yapıyorum. Aslında ölüm korkusunu ortadan kaldırıyor. Ölüm korkusunun sebebi bedene ben dediğin için. Bu benim zannettiğin için. Bu bedene ben diyorsan müjdeler olsun. Öleceksin. Ölümü tadacaksın. Ölmeden önce ölürsen, yani vücuduna benlik vermesen, beden itibariyle ölürsen, ruha geçersen ölmeyeceksin. Allah Resulü diyor ya, ölmeden önce ölürüz. Yani beden itibariyle öl. Çünkü bedene ben deme. Kullandığın araba, elbise, bina gibi. Usta diyor ki bedenle ruh ilişkisine şu binayı bir hayal edin. Kartonpiyerler, duvar, tamam, beton, haniflex, değil mi? Yastık. Tamam mı senin? Doktor, senin çok alakalı bu. Şimdi binada oturan sensin şimdi. Duygularını düşün şu anda, hislerini düşün. Binaya benziyor mu? İnancını düşün, nefretini düşün, muhabbetini, yani içsel yapını düşün. Binaya benziyor mu? Ama binanın içindesin. Binanın içindesin ama binaya benziyor musun? Aynen bunun gibi de biz binadayız ama binaya hiç benzemediğimiz gibi cesetteyiz ama cesete hiç benzemiyoruz.
ceset için ustad diyor ki ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değildir diyor. Yani bak onu giydik. Evi giyebilir miyiz? Ceset için diyor ki ruhun hanesidir, yuvasıdır ama libası değil. Giydiği elbise değil, ben giymiyorum. Ceset bu. Sen bu binaya benim diyorsan yıkılan divardan da elem alacaksın. Patlayan su borundan da elem alacaksın. Kesilen elektrik ampulünden elektrik kablosuna da azap duyacaksın. Niye? Ben demişsin ya. Nasıl maddeyi taparsan, yani evi ruhuna kadar sokarsan evdeki arza ruhuna azap verecek. Evdeki su tesisatına kastım kandır. Evdeki elektrik tesisatlarına kastım sinir sistemidir. Evdeki yatak oda cinselliktir. Evdeki mutfak nefsi emmaredir. Evdeki salon, ders yaptığın yer düşünce mekanizmandır, aklındır. Eğer sen binaya ben dersen, nasıl ben dersin? O kadar malla düşkün oldun ki, yani kalbine soktun ki, binayı kendin gibi, kendini de bina gibi zannediyorsun. O zaman binadaki arza sana arza verecek. Binadaki arza sana arza verecek. Ben binaya ne kadar fenafil bina olursa, fenafil dünya olursa, yani Mercedes'i alıp aşağıya koyarsan tamam. Ama kalbin içine koyarsan, Mercedes'in her bir arzası sana arza verecektir. Ona bir misal vereyim size. Bak şimdi, bizim köyde bir tane minibüsçü var. O dört, yani minibüslerin olmadığı fakirliğin dönemi 1973-74'de anlatacağım size. Bir minibüs vardı, Ford. Arabaya bindik. O kadar fena fiil araba olmuş ki, iyi dinleyin bak. Eskiden asfalt yok ya köyde. Çukura gidiyor, böyle sürüyor arabayı. Seyrediyorum, çocukluk hatırımda 73-74. Çukura... He? Aynen. Araba şey... Çukur indi ya. Çünkü ırmaktan geçiyor. Araba o kadar zahmet. Lan ben o kadar etkilen çocuktum. Ne kadar acayip mi gidiyor? Adam arabadan daha çok zahmet çekiyor. Tabii canım, araba bir şey değil ama ki. Fena fil araba olunca, araba çukura gidince ilk önce kendisi çıkıyor. Daha girerken böyle yapıyor. Yapınca böyle yapıyor. Ha, onun azabı azabına sebebiyet veriyor. Çünkü arabaya benlik vermiş. Vücuda da benlik verirsen öleceksin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisiyle mutukabbile entermez. Ölmeden önce ölürüz. Yani bedensel hayatın dayatmalarından çıkın. Bedensel hayatı yaşayın. Çünkü bu dünyada lazım. Ama dayatmalarına mahkum olma. Ne olabilir dayatmaları? Mesela yemeği ve içmeye ve onu türevleri. Bedenseldir. Yani yeme içme enerjisiyle oluşan, evet, istekler. Mesela buradan gireni kontrol edemezsen, buradan girdikten sonra hangi yollarla çıkacaksa o yolları kontrol edemezsin. Yani si o. Fransızcası. Öyle. Ayak kırılırsa ne yapacağız? Ayak kırılırsa Risale okuyacağız. Oturup da. Allah ondan sana diyor ki otur adam gibi biraz da kendini üstün. Yani ayak kırılmadı, kırdırıldı değil mi? Eskiler der ki kır dizini, şu işi yap derlerdi, evet. Yani. Bak, ayakla alakalı bir hatamız var. Boşuna Allah vermiyor. Kol kırıldı, vermeyle alakalı bir şey var. Ayak kırıldı, gitmeyle alakalı bir problem var. Abi hiç gitmeyenler var. Sen seviliyorsun. Dostların yanlışlıkları tahammül edilmiyor. Fakat yakındakine geliyor. Kafa sanırım düz oluyor.
kafa düşünmüyorsunuz. Kur'an'da en çok şey söylediği şu. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Çünkü insan en çok muhtaç olduğu şey düşünmektir, tefekkürdür. Tefekkür mesleğine varan sıkıntıya zaman bulamaz. Sıkıntı, sıkılmanız için, kötü olmanız için sıkıntı olması lazım. Sıkıntı olması için zamanınız da lazım. Sıkıntı için şöyle olması lazım, düşünmen lazım. Allah Allah, nasıl gitti ya? Öyle mi ya? Nasıl dedi ya? Niye dedi ya? Ya söz verdi, şu adama bak ya, yapmıyor ya. Öyle mi ya falan? Yani düşünceler hisleri aktif ediyor. Hisler, mesela hayal ediyorsun cinselliği. Hisler aktif olmuyor. Hisler aktif olmuyor. Veya mutfakta çalışıyorsun, inşaatta çalışıyorsun, araba sürüyorsun ama birisine kızıyorsun. Adama bak ya, nankör adam, yam yam adam, söz verdi, viteste değiştiriyorsun bunu. Şey yapmadı böyle. Peki, ona gadap, kızma düşüncesi senin hislerini aktif etmiyor. Bu düşünceler hisleri aktif ediyor. Hisler duyguları, duygular sinirleri, sinirler bezleri aktif ediyor. Bezler de artık dokular olarak bize yansıyor. Mesela kötü bir haber. Mide ne vuruyor? Ne alakası var haberle mide? Böyle kötü bir haber kıvranıp duruyorsun. Yani dışarıdan da böyle dışarıdan gelenler içeri böyle aktif ettiği gibi düşünceler de bedeni böyle aktif ediyor. Onun için doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Bir daha. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Şu anda olduğu gibi. Eğer buradaysanız derste. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Düşünceler güçtür, balondur. Onun içindesin. Olsun ya. Neyi düşünüyorsun? Araba sürüyorsun. Mesela sokakta birisi geçiyor bakın. Kendi kendine böyle yapıyor. Kendi kendine. Burada mıdır? Bu adam burada mı şimdi burada? Değil. Neyi düşünüyorsa oradadır ve onun içindedir. Kızmışsa o ortama olmaz tabii ya. Allah. Kaç defa dedim efendim. Hiç seni de görmüyor. Veya şehvi bir şey düşünüyorsun. Olsun. Olmasan hormonlar nasıl değişiyor? Demek ki kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demek. Bu söz Risale'de geçen bir söz. Yok. Risale'den istinbat edilen sözdür. Ne hangi sözden? Cümlesini söyleyeyim Risale'den. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bu Risale'deki. Anladım. Ötekisi uydurukçası benim. Birbirine üstüne giydirilmiş vücut mertebelerini tek zannetme. Yani sen bu değilsin. Ben derken kimi kastettiğini bil. Kalbin ve ruhun derece hayatına girersen en azından varlığını fark edersin. Fark ederek şeytanın şerinden, o nispetten kurtulursun. Yani kalbin ve ruhun derece hayatına çıkmak lazım. Kalbi bir hayat. Ruhani bir hayat. Değil mi? Oynanmaz. Ne yapalım? Grup olması lazım. Ne olmak istiyorsan senden önce olanlarla beraber ol. Tek başına olmuyor mu? Olmuyor. Tek başına mutlu olamazsın. Şöyle değil. Çocuğunun dişi ağrıyor evde. Sen ananın canım ağrıyorsa onun ağrıyor. Öteki odada. O kıvranırken sen rahat yatabilir misin? Tamam. Tek başına mutlu olamazsın. Böyle bir şey yoktur çünkü. Yani dolayısıyla mutlu olanlarla oturup kalkarsan olumlu konuşuyor demektir. Yani mesela bir adama iş yaptın, playerine bastın hemen. Hep biliyor musun ne oldu? Orada Türkiye'de ne oldu? Afrika'da ne oldu? Biliyor musun böyle sen altıya da bir çek yaptın. Yok ne oldu? Olur mu ya? Bizim amcamız oğlu bak yeni kanser çıktı. Eğer daha önce şey olsaydı şöyle değil mi? Başlıyor alev. Niye olumsuz insanlarla oturup kalkacaksın? Olumsuzu pompalıyor. Ya ben kal almam. Ne yaparsın ya? Çamuru izi kalıyor. Çamura at, cama yapışmasa izi kalıyor. Yani sigara içen adamın yanına gidersen sigara kokmaman elde değil. Elinde değil ki. Sigara sana sinecektir o. Kalbin ve ruhun derece hayatına girersen en azından varlığını fark ederse
Şeytanın şerrinden o nispetle kurtuluruz. Yani şeytanın şerrinden nasıl kurtulur? Kendi varlığını fark ederse. Şeytan bedensel hayatın içeriğidir. Bedensel hislerin işletim sistemi şeytandır. Şeytanın kalbin ve ruhun derece hayatına değil, kendisi hayali bile ulaşamaz. Beden nedir biliyor musunuz beden? Hayalen bir tencere getirin. Tencere getirdik mi? Şimdi onun içerisine his, heves, heva, tabiat, asap, damar. At içine, karıştır. Bu ne demek olduğunu merak ederseniz, nefis diye nur dersine girerseniz, nefiste onlar açılımları var bu altı tanenin. Bu altı taneyi karıştırın, dondurun, beden olur. Bu noktadan hastalıkların, yani şeytan bedensel işletim sistemidir. Yani bedensel hayatı aktif etme özelliği var. Ruha dokunamıyor. Bedensel hayatın ara boşluğudur. Biraz önceki o dersin başında verdiğim o havuzdaki ara boşluklarıdır. Bu noktadan hastalıkların bazen merdiven, bazen pencere, bazen dürbün, bazen kuyudan çıkmana yardım eden ip gibidir hastalıklar. Görmediğini gösteriyor sana. O zaman şeytan hastalık verebiliyor mu? Şeytan vermiyor. Şeytan şöyle yapıyor. Şeytanın bir faili yok. Fail değil yani. Bir eyleme dönüştüremez. Ancak vesvese verir şeytan. Nefs-i emare de kafaya vehim verir. Şeytan kalpte lüme-i şeytaniye iş yapar. Ne yapar? Bazen de burayı işletiyor. Yani vehmin olmayanı var, varı yok gösteren latifedir vehim. Der ki sana, yalnız kaldın ya, sen dayının şeyi var diye, çocuğunun, gelininin, torununun, amcasının çocuğu. He, kalple gitmişti değil mi o? Kalple ölmüştü. Şimdi onun bir sürü kalp hastaları var, sen biliyorsun doktorsun. Bir sürü kalp hastaları var, bunlar içinde 500 kişi yaşıyor, bir tanesi ölmüş. O ölenlere seni düşünceli götürüyor. Diyor ki, o teyzenin, amcasının, kızının, damadının, gelininin oğlu. Kalp kriziyle tek başına evde ölmedi mi? 500 kişiden bir kişiyi sana göstererek, diyor ki sen de tek başına öleceksin. Böyle bir düşünceye sokunca, bu sefer olayın içine sen giriyorsun, sen oluyorsun. Düşünceler değişince hislerin değişir. Hastalığı böyle aktif ediyor. Hastalığı vermiyor, hastalığı götürecek düşünceleri veriyor sana. Daha çok psikoloji, ruhsal... Dediğimiz bu. Sonra kalp hızını azaltıp kriz geliyor değil mi? Evet. Kendi. Yani bütün hastalıkların başı vehmi midir Hasan? Vehmidir. Ustad diyor ki, iki türlü hastalık var diyor 20. devada. Biri hakiki, biri vehmi. Hakiki olan o maddi hastalık çok azdır. İlaçlarla kurtulur. Ayağın kırılması gibi. Ha? Ayağının kırılması gibi. Ayağın kırılması gibi. Yani organ belli bakın. Ayağı kırıldı, ilaç belli. Böbrek hastası, organ belli, ilacı bellidir. Tedavisi bellidir. Gözün ağrıyor, gözün görmüyor. Organ belli, ilaç belli. Peki, psikolojim bozuldu. Organ var mı? Nedir o? Psikolojim bozuldu. Organ belli değil. Peki, belli olmayan organın nasıl bir ilacı olur? Tuhaf değil mi? Organ değil ki. Psikoloji dedi, bir isim taktık. Nedir peki psikoloji? Kafa mıdır? Bu gribi etin yanı. Arkadaşlara söyler misin biraz şey olsun? Mamet. Nasıl hiç, o zaman hocam ilaç veriyorlar psikolojik doktor? İşte. Buradaki Fransızlardakiler hepsi doktorlar. Hastaneye direkt gitsen hemen sana diyor ki bu psikolojik. Tamam ilacı şu. Ya ilacını göre tespit edin. Evet. Yani ya uyutma, ya uyuşturma veya düşünce merkezini geri topla veya bedenin ürettiği enerjiyi düşürme. Şimdi şu anda en çok şey olan panik atak. Değil mi? Fransa'da çok yaygınlaştı bu ara. Depresyon. Onun ilacı %100 uyutuyorlar. Ne? Bak şey diyorum, ne? Sen doktorsun ya. Seninle konuş. Böbreğin ağrıdı. Böbrek belli. Organ belli. Tanımlıyorsun. Laboratuvara sokuyorsun. Değil mi?
kesiyorsun, biçiyorsun, alttan alıyorsun, üstten alıyorsun, organ belli. Ona yaklaşık ilaç veriyorsun. Kendisi belli yani. Varlığı belli olduğu için tanısı da belli. Peki, adam durup dururken kendimi kötü hissediyor. Hangi organ bozuldu? Böbrek bozulmadı, dalak bozulmadı. Ha kendi belirtileri var. Yani salgılama olmuyor. Tiroid bezleri şey yapmıyor. O dişe vuruşları. Binada su patladı. Sen de burada oturuyorsun. Su patladı diye kendini niye kötü hissediyorsun? Su patladıysa su usta getireceksin. Ama düşün ki patlamasıyla sen de patladın. Yani o araba süren gibi yapıyorsa fena fili olursun. Ha, psikoloji dedik ruh. Ruhsal değil, ruh. Ruh madde değil ki. Peki bir de düşün ki ruhu inkar eden bir doktor var. İnsanı cesetle tanımlayan bir doktor var. Bir de ruh tedavisinde şimdi bu. Ruhu inkar eden adam ruhun tedavi makamında bulunuyor. Nasıl olacak şimdi? Bedeni uyuşturuyor işte. Başka ne yapacak ki? Doktora dedim, sana demiyorum orada. Bak ülke, bu kaç kişi vardı? Böbrek belli, tamam dedi. İlaç mı dedi, tamam doğru. Göz belli, hastalığı belli, ilaç belli. Ben, ölüm korkusu var. Ölüm korkusu var ya. Hangi organın bozuldu da böyle oldu? Hemen yapıştırmıyor. Psikolojik, tam da ne? Ruh. Kime gidiyorum? Ruh inkar edeni. İnsanı bedenden donmuş enerji yığınağı, donmuş et yığınağı kabul edene gidiyorum tedavi. Bu da zaten ilaç veriyor. Vicdan azabı mesela. Vicdan azabı. Günahından psikoloji bozukluğuna girenler var değil mi Müslümanlarda? Yaptım şu rezilliği. Neyle tedavi edeceksin? Tövbenin dışında ne var? Geçmişine geçip o günahtan kurtulamıyorsun. Allah da tövbeleri kabul etmiyorum dese tövbesini bulur. Ya ne kadar acayip bir Allah ya. Ne kadar mükemmel bir Allah ya. Böyle olur ya. Yaptınız yaptınız. Bitti diyor. Yani dese haşa. Yaptığın bir şey günah çelik gibidir. Daha değişmez. Deseydi. Hayır. Ey haddini aşanlar. Ey nefislerine zulmedenler. Ey ruhlarına rağmen beden hayatını esas alıp günah işleyen kullarım. Haddinizi aşanlar. Yaptığınız her türlü bedensel ihaneti ruhunuza. Günahtır o fiziksel. Allah'tan sakın ümidinizi kesmeyin. Allah her günahınızı affedebilir. Niçin affeder? Çünkü benim işletim sistemim var. Nedir o? Ben affedici değilim. O size ait. Ben size söylüyorum. Affedin, size söylüyorum. Allah ne? Çok affedici. Affedici bir bize ait. Düşüktür o. Çok affedicidir. Çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Öyle değil mi? Bize de diyor ki çok merhamet eden diyor ki merhametli ol. Ne kadar merhametli olun diyor. Allah Resulüne sordular. Ya Resulallah ne kadar merhametli olalım? Haşirde ne kadar merhamete ihtiyacınız varsa o kadar merhametli olun. Ne kadar affedelim ya Resulallah Müslümanı? Ne kadar affa ihtiyacınız olacaksa o kadar affedici olun. Haşir meydanında ne kadar affa ihtiyacın varsa Resulallah. Affa ihtiyacın var değil mi? O kadar affedici olun. Dayatma. Dayatana dayatırlar. Affeden affa layık olur. Ben dakika dukka. Çalma kapıyı çalarlar kapını. Ne cenaze. Aa, bizim o Karadeniz'de, Türkiye'de ve Laz'da daha çok benim Karadeniz'de yapar. Cezaya bak. Ne cenaze mi? Allah Allah cezaya bak. Ya gelmesen ne olacak? Benim cenazeme geçsen ne olur? Gelmesen ne olur? Ben öldükten sonra. Ben o cesette de değilim. Ben gideceğim yere gitmişim zaten. Sırat köprüsü burada zaten. Orada hakikati, sureti burada. Nüker Mekir burada. Fransa'da, bu Strasbourg'da sokağa çık. Geliyor açıksa çık. Soru bir. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Kafa çevirdin. Evet, bakmadı. Kabirde, evet, Strasbourg'da, sokakta açıksa çık geliyordu. Soru soruldu. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Çevirdi. Bak çevirdi. Yazılı nerede soruluyorsa cevabı da oradadır. Ha, öğretmen de bir hafta sonra yazılı okumuyor. Bir hafta sonra okuyor. Patte okumuyor. Ha, bir hafta sonra denilen kabirde de nüker mekir öğretmen yüzünü okuyor. Bak bunlar sana soruldu. Buna cevap verdim. Biliyorsun değil mi diyor. Tabii yani. Bak bu da soruldu. Bu da soruldu. Sen inşaatçısın. Adam sana teslim etti. Konuştunuz. İçine bunu koyacağım. Tamam.
Şunu şunu koyacağım. Adam sırf zahiri sıvayla ara kadar. Sen ne koyduğunu belli değil. Ama sen vaat etmişsin. Soru bir. Hiç kimse yok. Diyorsun içine. Harç mı koyuyorsun? Çamur mu koyuyorsun? Tamam. Soru bir. El cevap. Doğru yapmıştır. Cevap. Ha yüzüne nükel mekir. O zaman nükel mekir burada kaynar. Soru burada soruluyor. Cevap da burada veriyorsun. Sırat ruhsaldır. Köprü akıldır. Yorumlayacaksın, geçeceksin. Sureti burada, her şeyin sureti buradadır. Ya bir tane söyle dedi. Telefon ediyor. Yaşlı bir abi. Vakıf. Hasan kardeş. Buyur abi. Tanıdım, sevdim. Hasan kardeş. Sesi kabuk, kabuk. Severim seni, bilirsin değil mi? Abi, estağfurullah abi, hürmet ederiz ya. Telefon elinde. Hasan kardeş. Ya olacağı zaten buydu. Hadi biraz sustum. Ne abi? Lan nükel mekiri getirdin bu dünyaya. Tamam da Allah aşkına bu kadar da olmaz ki ya. Sırat köprüsünü de getirdin buraya ya. Allah Allah. Biraz hava silmesini bekledim. Abi. He. Ne diyeceksin bakalım. Abi ben Sırat köprüsünü buraya getirmedim. Lan öyle yaptın lan sen dersi. Buradasın, burada diyorsun. Tamam abi, Sırat köprüsünü ben getirmedim. Buradaydı zaten. Ben battaniye alt, üstünü battaniyesini kaldırdım. Lan sen nasıl buradaydı ya Sırat köprüsü ya? Vallahi Sırat köprüsü değil, Allah bile burada. Daha ilerisini söyledin mi? Değil Sırat köprüsü, Allah bile burada. Hasan kardeş. Sen bu Risale'yi nasıl okuyorsun kardeş? Ters okuyorsun. Ya ahireti buraya taşıdım ya. Onun sahibini getirdim bu sefer. Abi değil Sırat Köprüsü. Daha acayibi ya. Allah bile burada. Hasan kardeş. Sen bizim Risale-i Nur'u nasıl okuyorsun ya? Allah Allah. Doğru ya, Allah burada. Abi Sırat Köprüsü'ne tecelli eden Esma burada yok mu? Nakıs olmaz mı? Esma en azından cihetiyle. Ahiretteki taluk edecek Esma-i Hüsna'lar burada yok mu? Abi hakikat orada, sureti burada her şeyin. Dünya ahiretin çekirdeği fidanlı değil mi? Çekirdekte olmayan bir şey ağaçta gözüküyor mu? Her şey burada sureti oluyor, hakikat orada oluyor. Hasan kardeş ben. Allah razı olsun. Ne zaman geliyorsun? Çay koyuyorum. Abi bir yere gidiyor. Bana bir gün söyle, gel beraber bir yapalım. Aynı böyle. Çok sevdim ya. Allah burada deyince, Allah da burada biliyor musun? Değil Sırat Köprüsü, Allah da burada. Sana bir acebinde diyeyim, Allah'tan daha garip. Allah'tan garip başka ne olur? Dedi. Cehennem nerede abi? O anlatılan haşirden sonra dedi. Usta cehennemi değil, cehennemin cehennemi burada olduğunu söylüyor. Cehennemin cehennemi. Cehennemin cehennemi nedir Hasan dedi ya? Ama siz şöyle, cehennemin cehennemi nedir Hasan? Abi cehennem nereye çalışıyor? Adem alemlerine. Adem alemleri yok mu burada? Cehennem Adem alemlerine çalışıyor. Adam taşören, mühendis şey, cehennem. Çırak bu cehennem. Cehennem Adem'e çalışıyor. Cehennemin cehennemi Adem'dir. Adem de burada abi. Nerede Hasan? Abi 741 sözlerde 8 tane sıfatın bir araya gelmesi cehennemin cehennemine atıyor bizi. Cehennemden beterdir diyoruz. Allah Allah. Allah Allah. Ya kardeş size diyorum çekirdek neyse ağaca bu alem de 18 bin alemi öyledir. Bir daha. Çekirdek ağaca nedir? Bir damla sperma insana nedir? Bir yumurta tavuğa nedir? İse bu dünyada 18 bin aleme böyledir. Olmayan bir şey orada yoktur senin için. Dürülmüş hali 18 bin alem. 18 bin alemin dürülmüş hali. Şeceri hilkatın hulasası insan.
Ne ararsın Şambuhara'da? Hakikati kendinde ara. Neyin öl? Korku aklidir, haf kalbidir. Aklı dayatmalardan, tiryakiliklerden terk et. Telefonlardan, şunlardan, televizyonun oturum karşısından lak lak luk luk yapacağını, bunları terk et. Her gün 5-10 dakika oku bak. Terklerini bir muvaffak ol, onu terk et. Telefonla oynayacağını, şununla bununla meşgul olacağını bak. Bunları bir terk et. Bak akıl nasıl nefes alıyor. Bak seni neler taşıyor. Bak sana neler düşündürüyor. Bak neler hatırına geliyor. Bak neler imal edeceksin, göreceksin. Terklerle çalışır kafa. Kalp eylemlerle çalışır. Zikirle ve evratlarla, ibadetle, zikirle kalp çalışır. Akıl terklerle çalışır. Dayatmalarından olmazsa olmazların var. Onları terk edeceksin. Onlarla ilgili bir sırlar nasıl edilir? Terk edilir. O ayrı bir ders. İnşallah. O terkle alakalı bir dersimiz de burada da yaparız yani. Terklere nasıl muvaffak olacağız? İmam Rabbani'nin bir cümlesiyle söyleyeyim sana. Bir tane cümlesi. Mektup yazmışlar. Demişler ki, senin buna da cevap olur. Efendim şöyle çok çok iyi olmak istiyorum. Bu kadar koca mektuba bir cevap yazmış. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber ol. Ne olmak istiyorsan senden önce olanlarla beraber. Birincisi. En kolay yolu. Evet. Top oynamak, topçu mu olmak istiyorsun? Kendi başına burada, evde, sokakta topçu olamazsın. Gideceksin onlarla, antrenman yapacaksın. Grupta olacaksın. Durup dururken ne bize vahiy geliyor ne ilham geliyor. Vahiy değiliz, peygamber gelsin. Şimdi Cebrail gelmez bize. İlham da gelmiyor çünkü... Allah Allah. İyi ki insanız ya. Ücret alınmayan en kıymetli şey insan. İnsan olmak. Niçin insanlık parayla alınmamış biliyor musunuz? Çünkü alınıp verilebilecek, uğruna verilebilecek hiçbir şey yoktur da ondan. Ben bunu rüyada görmüştüm. Hocam insan olmak güzel şey diyorsunuz ama bana değer vermeyin diyorsunuz. Yani insanı insan yapan, yani oradaki ruh, yine ruha mı şey, nasıl bir bağlantı ölçü kuruyor hocam öyle derken? Çok güzel. Yani kendinize değer verin, kendinizi sevin diyorsunuz. Neyi seveceğiz orada hocam? Şu Resul'u. Şimdi Allah ne vermişse onun da kataloğunu vermiş. Şurada kullan, burada kullan. Şimdi birbirinin üzerine giydirilmiş vücutlar var. Yani buz, su, H2O aynı yerdesin. Enerji, esir, madde ayak, aynı ayak, akılca bir uçun. Şimdi insana bunlar giydirilmiş. Bunları manay harfiyle, yani Allah hesabına değer ver. Tamam, atına iyi bak. Çünkü onunla gidiyorsun bir yere, cesedine iyi bak. Ama Allah adına, din adına, hizmet adına. Ama manay ismi var. Nefis hesabına, şeytan hesabına. Mesela gözü kullanıyorsun, haram şeyleri seyrediyorsun. Ama şu anda gözü kullanıyorsun, beni seyrediyorsun. Kulağı kullanıyorsun, dersi dinliyorsun. Bunlara ehemmiyet ver. Yani nefis hesabına kullanılan, şeytan hesabına kullanılan her şey aleyhinde seni aşağı indiriyor. Evet, bu noktadan hastalıkların bazen merdiven, hastalıklar bazen merdiven, bir yere çıkman için merdiven oluyor. En azından senin gönlüne nasıl gireceğim? Değil mi? Yumuşuyoruz da. Ya Resul'a söyleyin. Gelsin. Resul. Buyur hocam. Bak. Ben şimdiye kadar çelik gibi gurur vardı. Hiç eğilmiyordu. Nasıl oldu da en yumuşadı? Demir ateşe sokulur. Şimdi demire vurun çekici, örse koy. Tam 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 şekil verebilir misin demir? Sok ateşi, yumuşadı. Tam mum gibi. Tam demirdi. Sok ateşi, oldu çelik. Hem demire şekil verdin hem çelik yaptın. Ateşe sokacaksın. Hadiseler ateştir. İnsan ateşe girecek. Yumuşasın. Yoksa gurur inmiyor. Benim dediğim dedik. Ben kime, kimin aklıyla hareket edeceğim ya? Ben kimden akılacağım? Tövbe ya falan. Şu gurura bak. Acayip bir şey. Bu dünyada bu ateş ne oldu? He? Bu dünyada bu ateş ne? O işte o demiri ateşe sokmak ateşi hastalığı. Musibetler.
İstemediklerin. Kuyruğuna bastılar. Enaniyetini şey yaptılar. Ateş düzeltti mi? Sonra bu noktadan hastalıklar bazen merdiven. Bir yere çıkmana vasıta oldu. Ayrıca dezenfektan, iyi bir dezenfektan. Evet, güzel işte. Pislik mikrobu temizliyor, doğru. Bazen hastalık penceredir. Görmek istemediğini, göremediklerini hastalıkla. Siyah da göremediğini, hastalık sana gözdür. Gözlüktür aynı zamanda. Siyah da göremediğini hastalık da görüyorsun. Servet de göremediğini fakirlik de görüyorsun. Tokla göremediğini açla görüyorsun. Aç olmadıkça açları nasıl anlayacaksın? Bazen dürbün oluyor hastalık. Bazen kuyudan çıkmana yardım eden ip gibi oluyor. Onunla, hastalıkla sakın savaşa girme. Yaban arıları gibi uğraşma. Hastalıkla, sıkıntılarla sakın savaşa girme. Dilini öğrenmeye çalış. Bak, dinle ne diyor sana. Hastalık ne diyor? Bir konuşmaktır. Allah'ın sana bir konuşmasıdır. Sebebe uyarak ilaçları almak caizdir. Fakat şifayı Allah'tan, Cenab-ı Hak'tan bil. O başka mesele. Ama ya ne oldu? Allah Allah ya. Ya tövbe estağfurullah. Olmayacaktı ya. Lan nerede oldu ya? Keşke gelmeseydi. Lan gidiyoruz galiba. Bunlarla meşgul olma ya. Hayat senin mi ki? Hayatı mefti düşünüyorsun. Savaşma. Yaban arılarla. Arı ne yapar daha beter? Daha beter uçuşur kafana. Arıcılar bak bakayım hiç kıpırdıyor. Biz kaçışıyoruz. Her tarafımız iyi. Hem de petekten 10 metre oradayım. Bu oldu da benim. Her tarafım iyiydi. Nereye hayal ediyorsun? İslam abi rahmetli. Bağırıyor. Hasan kıpırdama. Ne kıpırdama? Her taraf. Ona hiçbir şey. Peteğin orada. Azdıran o. Bakıyorum. Hiç kıpırdamıyor. Ulan o da gururdan hoşlanmıyor arıda. Kabadayılık yapma bana. Tevazu sahibi ol. Kıpırdama. Kaldırma elini. Hiçbir şey demiyor. Sen misin el kaldıran? Hiç şansın yok. Her tarafım iyiydi. Ne yaptım? Her tarafım şişiyordu. Irmağa atladım. Suya, buz gibi suya. Elbiseler ne ha? Bunları okusaydın hocam. Okuma. Fırat okup aklım bile gitti. Okumayı fırsatı okuma. Yaban arıları diye geçiyor. Yaban. Yok yaban. Allah. İyi ki Müslümanız. İnsanlık inim inim inliyor. İnanın. Bak size sifi tab etmiyor. Dünyayı dolaşıyor. Biz bunların tabiri caizse keyfini çıkarıyoruz. Dalgasını geçiyoruz ama bunun içinde adamlar yanıyor ya. Bana ne dedi biliyor musun? Bak. Fazla değil ya. Bursa'ya. 1500 kişi salon insan var. Böyle o kadar büyük ki. Bak oturuyor. Derste gülüyoruz. Latife yapıyoruz. Ders bitmiş etrafıma geliyor. Oo bir şey soracak. Kaderi soracak. Psikolojiyi soracak. Hocam yatamıyorum. Ötekisi kader şurada tamam. Şu o kadar büyük salon ki orada da çek yaptan alıp var tamam mı? Sağ tarafta unutmuyorum onu da var. De, yaklaşık 30-36 yaşında 40 bile yok. Kesinlikle bir tane genç dersin başından sonuna kadar böyle latife yapıyorum sanki kazma yutmuş yani. Oflama demeyeceğim kazma yutmuş yani. Kıpırdama yok ya. Bir saat ilgimi çekiyor yani. Ben ders yaparken ilgimi çekiyor yani. Hiç kıpırdamıyor. Ne gülüyor, ne bize eşlik ediyor. Böyle adam. İstisnalardan. Ondan sonra, dersten sonra geldiler, şatife yapıyorlar, şaka yapıyorlar, gene aynı. Dedim ki ona, gel. Gel buraya gel, ders bitti. Gel buraya, gelsene. Gel. Evet, sen. Gel. Buyur. Hoş geldin kardeşim. Hoş. Kardeş bir derdin yok mu? Yok hayır hocam dedi. Ya gülmeyi mi unuttun? Ne düşünüyordun sonu? Bir söylesene dedim ya merak ettim. Öyle yaptı ha. Kızmasın değil mi? Yok dedim merak ettim. Ne düşünüyorsun derdim. Sana şaşırıyorum.
nasıl gülüyorsun? Nasıl gülebiliyorsun? Başladım güne. Yavaş yavaş orada atıyordu. Hapis tebessüm etti derken startı aldık. En güzel dersti. Millet böyle yapınca Kore o şekilde oldu. O da yalandan gülme derken hakiki inkılap etti. Hah elhamdülillah bak sen de gülmeye başladın lan. Öğrendin lan gülmeyi. Gülmeyi unutmuş. Şimdi kim biliyor musunuz bunu? Kamyonla pamuk geliyor fabrikasına. Üç kardeş mi? Bir babaları var başında. Üç veya dört kardeş. Doğulu, Vanlı. Kamyonla pamuk geliyor. Elbise çıkıyor. Başörtü çıkıyormuş. Manto çıkıyor. Takım elbiseler çıkıyor. Gömlek. Böyle bir fabrika. Sahipleri gülmeyi bilmiyor. Unutmuş. Ondan sonra ne hatırıma geldi biliyor musun? Odama çekildim ya. Koca servetle varamadığını ben servetsiz vardım. Bu servetsiz vardığım nimete, bu halete servetle varılamamışsa, varamamış adam, ben bu haleti alıp da servetin arkasına düşer mi? Anladık mı burayı? Dedi ki, irtibat kurdu. Tabii konuştu, başladı gülmeye. Ondan sonra tabi gülmeyi bilmeyen ağlamayı da bilmez. Somurtkandırlar. Ağlarsa yumuşar. Unutmayın. Gülmeyi bilmeyenler ağlamayı da beceremezler. Çünkü ağlamanın içinde gülmek vardır. Gülmenin içinde ağlamak vardır. Gece başlamış ağlamaya. Böyle aile ayağa kalktı. Acayip bir şey. Neyse o kardeşi aradılar. Oradan bana vardılar. Dedim gel ben de seni bekliyordum. Oysa kalktım ne gel. Dedim. Saktım ki gezecek. Anladım tabii. İyi. Yumuşamışsın. Otur sen. Aça. Başladım. Biraz derste sonra gülmeye bir göndermiştim. Şimdi al diyor. İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor biliyor musun? Dedim otur. Sihatın alameti beştir. Bir. Gülüp ağlayabiliyorsan. Hadi bakalım biraz da gazla. Gülüp ağlayabiliyorsan, yürüyüp terleyebiliyorsan, acıkıp yiyebiliyorsan, yiyip tuvalete gidebiliyorsan, neşelenip gülebiliyorsan, tamam mı? Siyatın alabilir. Bakalım. Heh. Ağlama. Ağlamayan gösterden sana sığınırım diye rivayet var değil mi? İnsanlık. Gülmeyi unuttuğu gibi ağlamaları da yok. Ne kendi derdini alıyor ne başkası. Bilmiyor. Ağlamak da yok. Yalandan ağlayanlar var. İlaç sürüyorlar de bazdan önce. Gözlere şöyle bir şey sürünce akıyorum. Şeylerde de bak filmde de var. Artist de var mı? Kadınlar gözyaşı akıyor ama ben onu nasıl yapıyorlar diye çok merak ediyorum. Filmi çeviren var ya böyle şey kameranın. Onu tanıdık birisi vardı İstinye'de. Deniz kenarında çekerken. O bir vesile tanıştık. Hekimoğlu İsmail abiyi tanıyormuş da o vasıtasıyla. O dedi. Ona dedi şeyden önce, çekimden önce yapıyoruz. Gözü yaşarırken tak çekiyor. Çünkü ister istemez. Duman olunca da bizde de yaşarıyor. Evet ya da soğan evet. Muhammed'in çok yaptığı gibi. Devam edeyim. Son şey. Kağıdı yaktığında kurtulan nur gibi. Kağıdı yakınca çıkan nur gibi. Cesedin hastalığından da ruh ceset kafesinden az dahi olsa nefes alıyor hastalıkla. Aldığını Allah, Allah, Allah demesi gösteriyor. Hasta adam ruhu cesetten kurtardığını alameti nedir? Allah, Allah, Allah. Sihat olunca şeşpeş oynayalım mı? Hadi bana bak bir volta atalım hadi. Allah Allah yok. Hasta olunca el freni çek, takos koy. Allah, Allah. Diyen nefis değildir, ceset değildir, ruhtur. Demek ki ruhu yukarıya çıkmış. Bu tesbihi nefis der mi? Allah, Allah. Nefis der mi? Lan nefis ne yaparsan yap. Hiçbir zaman demez Allah.
Ne zaman der? Bir şartta der diyor. Açlık. Açlık da der namussuz. Allah ne biçim, ne çeşit azap vermiş? Hiçbir zaman el freni çekmemiş. Hiç ama hiç. Azabın her çeşidini tattırmış. Değil mi? Ramazan esasını geçiyor. Her türlü azabı vermiş. Yalnız açlığa dayanamamış. O zaman demiş ki Allah ona, sen kimsin, ben kimim? Ne demiş? Sen Rabbimsin. Ha, ben senin. Ben de senin kulunum. Aciz. Aciz. Aciz bir kulunum. Aciz bir ve fakir bir kulunum. El freni çek, ben koş koy. Hastalığının senin ruhunu hasta etmesine müsaade etme işte. Hastalığın ruhu çıkartmaya vesileydi cesetten. Hastalıkla merak ederek, vehim yaparak, varı yok göstererek hastalıkla ruhunu hasta etmesine müsaade etme. Hastalığı ruhu hasta etmektir. Aslında hastalık ruhu dışarıya çıkartmaktır. Hastalıkla hastalık yapma kendini. Hastalığın sizi hasta etmesine müsaade etmeyin. Ruhsal hastalığa dönüştürmesin. Hastalık cihetül vahdet sırrına mazar olduğundan dağınık olmuş olan hayatını, maneviyatını ve fikriyatını sana tekrar toplanmana vesile ve sebep oluyor. Mesela akıl bambaşka, fikir bambaşka, kalp bambaşka, meyil bambaşka, nefret, öfke, arzular hep bambaşka ya. Hastalık ne yapıyor? Topluyor. Cihetül vahdet, yani dağınık olan fikriyatını, hissiyatını, duygularını, himmetini terke topluyor. Teke indiriyor. Vay be. Bir tanesi dediği gibi televizyonu kaldırdı elhamdülillah. Dedi ki, ilk bana şöyle dedi. Abi be, televizyon kaldırınca dedi. Vay be, bizim evdekiler de iyi insanlarmış dedi ya. Onlarla görüştüm, sohbettim. Hakikaten güzel insanlarmış dedi ya. Kızı ve karısı için, oğlu için diyor ha. Hiç görüşmemiş ki. Arabaya çıkıyor çantasıyla tıkır tıkır tıkır. Televizyon zaten Cem. Hanım Cem. Dur oğlum yavaş dur. Allah Allah, bir şey seyrettireceksin. Tamam. Ta bitene kadar koltukta. Yatağa. Yataktan kalkıyor. Hadi çek et yani, şey yaptım falan. Arabaya da düğmeye. Ruha musade yok. Nefes al. Hemen arabaya dın 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 dın. Ondan sonra iş yeri öyle. Hasta işte. Hastalık ne yapıyor? Bunlardan çıkmana vesile oluyor. Vay be. Allah Allah. Onun dediği gibi. Bizimkiler de bayağı insanlarmış ya dedi. Dedim hayırdır, kimi kastediyor dedim ya. Ben de kafayı yiyeceğim şimdi. Bizimkiler çok iyi insanlarmış dedi. Bayağı sohbet ettiler. Kızı için, karısı için, oğlu için söylüyor. Sohbet etme fırsatı buldu da. Hep gavur konuşuyordu. Hep fasıklar konuşuyordu. Hep onlar konuşup vaaz edip biz dinledik. Hiçbir zaman sen onlara konuşabildin mi? Hep onları dinledik. Hastalık bayram gibi abi ya o zaman. Tabii ya. Çünkü sevdiğine verir. Bayram da herkesi topluyor ya abi. Ha. Bütün aileyi topluyor. Herkes bir tarafa dalmış. Fransa'dan, ha. Almanya'dan, Trabzon'dan, Adana'dan, hatta cenazede Amerika'dan. Bile. He, cenazede. Toplanıyor. Bütün herkes bayramda toplanıyor, bir araya geliyor. Bayram bir şey o zaman. Yani fikriyatı, hissiyatı, duyguları topluyor da kendine geliyorsun. Hemen maziye geçiyorsun. Hani tövbe etmemiştin. Estağfurullah ya Rabbi. Ya Rabbi estağfurullah. Estağfurullah. Geçmişini kastediyor. Estağfurullah. Allah mahvet ya. Lan daha önce dün böyle demiyor. Ya. Bak dağılmış olan parçalarını bir araya getiriyor. Dünü çağa atıyor da kafada. Dünyan, ahiretin ve bunların bütünlüğü hayatımıza katması. Ahiret mi varmış? Aha! Allah mı varmış? Sadaka mı verilecekmiş? Zekat mı verilecekmiş? Dava mı varmış? Derse mi gidilecek? Dedim ki bir tanesine. Yasin miydi senin adın? Serdar. Ya bizim Serdar değil misin? Evet. Bugünkü. Ne öyle seni farklı şey oldu? Bugün beraberdik. Kazanı mı değiştirdin? Evet. Kazan. Demek ki bir kazak değiştirmeyle sen Yasin nasıl oldun ya Serdar? Dünden beri Yasin olacak. Bak şimdi Serdar. Kutu fabrikasının oğlu gene bu. Kutu yapıyorlar. Derse davet ettim. Epey oluyor bu. 15 sene var. Derse davet ediyorum. Kardeşim. Abi zamanım yok. Ben de bir gün o kadar kızdım da ağzıma da laf geldi. Dedim ki sana zamanı verene zamanın yok. Sana zamanı verene zamanın yok.
Bir gün bu adam belki de 5-6-7 sene geçmiş telefon ediyor. Alo, bundan sonra bitiyor ders. Alo, buyurun. Hasan abi sen misin? Hı, benim. Hayırdır, kimle görüşüyorum? Abi tanımadın değil mi? Nereden tanıyacağım seni? Evliya değilim, kerametim yok. Nasıl bileceğim? Kimsin, nesin? Ondan sonra, ben falanca, hangi falanca? Falan, Allah Allah, koy. Ta Kutucu'nun oğlu. Koca Mustafa Paşa. Ha, ooo! Ben de ne bileyim, bir şaka yapayım. Daha ölmedin mi dedim ya. Meğer, Cara Paşa Hastanesi'ni eline tutuşturmuşlar, karısıyla bahçede. Kansersin demiş. Dima işgal etmiş. Ben de bilmeyerek demeyeyim mi? Daha ölmedin mi dedim ya. Ben ne bileyim, niye arıyorsun? Abi ne diyorsun dedi ya. Ölmeden öldürdün beni be abi. Ya kızma hemen, şaka dedim. Abi ya olsun ya, böyle şakalar yapma ya. Ona dedim hemen alev aldı. Böyle dediğine göre sesi değişti. Bu adamın bu saatte beni araması saat 11'de gündüz 11 sabah. Abi be, bu akşam seni derse götürmek istiyor. Var mı başka götüren? Dedim ki zamanın yoktu diyeceğim diyesin geldim. Olur dedim. Olur dedim. İşte falan yere gideceğim, gel dedim. Hayırdır dedim, neredesin? Sarma be abi. Sorayım dedim ya, söyle. Cerrahpaşa Hastanesi'nin kapısındayım. Raporu mu aldın dedim. Evet. Yanında kim var? Hanımım var. Nereye vurmuş dedim. Dima hocam. Abi be böyle olmaz değil mi dedi. En fazla 3 ay diyorlar dedi. Hani Allah'tan ümit kesmiyor. Tabii canım, kim kesiyor? Böyle bir şey olur mu? Merak etme. 3 ay demişti. Ve o akşam bile derse geldi. Psikolojisinde. Zamanı verene zamanın yok. Zamanı sana kim ver? Zamanın yok. Namaz kılmıyoruz. Zamanın yok. Elin gavurunun Fransa'da inşaat yapacaksın. Araba tamir edeceksin. Halı sereceksin. Ne bileyim arabasını bilmem ne yapacaksın. Ama kendi ahiretine zamanın yok. Namazın yok. Zamanı verene zamanın yok. Böyle bir şey olur mu? 5 dakikada yatayım diye 5 saatle doymayan uykuya nefse 5 dakika zannıyla sabah namazını kaçırıyoruz. 5 dakika sonra. Ben 5 dakikayla doymayacağını bilmiyor musun? Niye geç yatıyoruz? Zamanın yok. Zamanı veren bak. İlle de sizde mi telefon, ben de mi edeceğim? İlle bizde mi bununla imtihan olacağız? Abi derse götüreyim mi? Ya sabah 11 ya nasıl götürecek? Akşam geçeceğiz. Herhalde iyi değil ya. Durum iyi değil. Ya daha sen yaşıyor musun? Ölmedin falan. Lan nereden dedim ya? Ben raporu tutuşturmuşlar sabah. Onu da vermişler. İlk iş beni aramak ve derse gidelim. Daha yumurta dayanmadan önce deseydin de bunlar. Daha kaliteli adam olsaydın. Ölüm sekeratta uyandırmadan önce uyan. Bir tane de var ya Mesnevi'de. Eli kelepçeli sevk edilmezden önce İzzetle şerefle terk edin. Kayıtlı ve kelepçeli sevk edilmez. Kayıtlı ve kelepçeli sevk edilmezden önce ne diyor? İzzet ve şerefinle mi teşhir? İzzetinizle. Dünya kusura bakma. Dünya ahiretin ve bunların bütünlüğü hayatımıza katması hastalık katıyor. Dünyamıza ahireti katıyor. Dünyamıza Allah'ı katıyor. Dünyamıza dostlarımızın dostluklarını hatırlatıp katıyor. Dostlarımızı unuttuk ya. Dostlar bizi unuttular. Aa geldiler yatağımız basını sen. Hasan nasılsın? Aa evimce sen misin ya? Ha? Bütün neyi? Vay be. Varmışım ben de. Varlığımı hissetmeye başladım. Baksana etrafında bir sürü sıcak dostlar geldi. Meğer ben kendimi yalnız biliyormuşum. Meğer dünyamdan Allah çıkmış tövbe. Ahiret çıkmış. Maneviyat yok. Zikir yok, ibadet yokmuş, oruç yokmuş, hastalık hepsi içeriye giriyor şimdi. Kötü mü şimdi? Alemin Allah hakim oluyor. Dünyada ahiret hayatının haletlerini yaşamamızın vesile-i zemini olması itibariyle
İstisna bir nimettir. Dünyada ahiret hayatını yaşatıyorsun. Gitmiş elte şey. Allah. Hiç artık kötülük yapamıyorsun. Yani kesicilik yapamıyorsun. Kimseyi aldatamıyorsun. Kötü düşünemiyorsun. Bu var falan. Verazının payını falan. Çal çırp yok. İçki iç. Zina yok. Değil mi? Bu halet ne? Allah. Allah. Bu halet ahiret haletini. Dünyada ahiret haletlerini, düşünceleri sana yaşatıyor. Dünyada kusurunu görüp Rabbine karşı edebine vesile olması nispetinde senin de ahirette kusurunu görünmeyecek, kusurunu görmenin ahirette kusurunu görünmeyecek. Yani mesela insan dünyada kusurunu görüp Rabbine karşı edepli olması nispetinde Allah da buna mukabil, kusurunu görüp Rabbine karşı edepli mi olur? Allah da buna mukabil adım atıyor. Diyor ki ben de senin ahirette kusurunu görüyorum. Sen mi insanların hatalarını, kusurlarını örttün? Ben de senin kusurlarını örteceğim. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül sabrı ve metaneti, uhuvvet ve tesanüs sıfatlarının inkişafı nispetinde dünyada ruhen cennet haletlerini yaşarsın. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül de sabır, metanet, uhuvvet ve tesanüs sıfatlarını inkişaf etmesi nispetinde bu dünyada uhrevi lezzetleri yaşarsın. Bunu hastalık yapıyor. Eğer uhuvvet ve tesanüt sırrını inkişaf ettirmek nispetinde sende feraset açılır, Allah'ın nuru sende, seni kaplar. Hastalık da oluyor. Bir de okuyayım. Uhuvvet ve tesanüt. Hastalık en güzel bir vesile oluyor. Bir daha söylüyorum. Uhuvvet ve tesanüt. Bir insanda ne kadar inkişaf edersen feraseti o kadar geniş olur. Çünkü insanı enfusi tanıma nispetine insanları olması gerekeni layık olduklarını yaşadıklarına kanaatın olur. Allah Celle Celaluhu onlara liyakatlarına göre muamele ettiğine izanın olur. Bitti. Ama bir de okuyun burayı. Bitti. Enfusi tefekkür. Eğer bedensel hayattan çıkıp İçsel böyle kendini tanımaya çalışırsan, buna enfusi tefekkür deniliyor. Kendini tanımaya çalışırsan, elbiseyle değil, yemekle değil, manalarla derslere girip tefekkür edersen, kardeşlerinin kusurlarını göremezsin. Çünkü kendinle meşgulsun. İstesen de, kusur görsen de, o rahatsız etmez olur. İnsanı enfusi tanıma nispetinde, yani içsel alemden seni tanırsam, hani içe dolaşmak, bu adamda da içsel alem var ama inkişaf etmemiş. İçimdeki enfusi alemle seni tanıma nispetinde ben senin artık hareketlerinden, olumsuz kötülüklerinden rahatsız olmamaya başlar. Peygamberler onun için ümmetinin günahlarına, şuna bundan, sert davranmalarından, kötü davranmalarından rahatsız olmuyorlar. Ustad 28 defa zehirlenmiş ama hakkımı helal ettim diyor. Benim bir iğne batırsa bir tanesi kıyameti koparayım, lanet olsun sana diyor. Beddua ediyor. Beddua etme nispetinde dışarıdasın. Hiçbir peygamber ve Allah dostu beddua etmemiştir. Hep Allah ıslah etsin demiştir. En zalimi de Allah'ım ıslah et. İslahı gayri kabil ise, tamam mı? Müslüman gayri kabil ise, kahar ismine havale, gene bir esmaya havale ediyor. Ediyorsa içeride değil, dışarıda demektir. Enfusi alemi yoktur demektir. İnsanı enfusi tanıma nispetinde, insanları içeriden tanıma nispetinde insanları olması gerekeni, hata mı yaptın? Bu yapar, der. Allah da öyle diyor ayetinde. Sen diyor etrafındakilere sert davransaydın, etrafında kimseyi görmezdin diyor. Göremezdin. Yani insanı içeriden tanıma nispetinde yapar ya, yapar. Niye? İnsandır. Nefis taşıyor. Hata hata melekleri değil insanlara mahsus. İnsanı içeriden tanıma nispetinde insanlara hata ve kusur yapma fırsatını verirsin. Allah'ın Adalet Bakanlığı'na sen oturup da onu yargılayıp, sorgulayıp lanet beddua yağdırmazsın. Merhamet ve şefkat buna müsaade etmez. O insanları olması gerekeni, layık olduklarını, yaşadıklarına
kanaatın olur. Yani bu demek Allah böyle bir rolü vermiş. Böyle bir rolü vermiş diyorsun. Allah Celle Celaluhu onlara liyakatlarına göre muamele ettiğine iç aleminden izanın olur. Yani anlayışın olur. O noktada insanların hatalarını yani artık normal değil de demek ki bu da insanlık aleminde bir hakikatmiş yani. Fırsat vermiş. Şöyle diyeyim. Ben bu dünyada herkesin sahabe gibi olmasını istemem. Niçin? Bir kere Allah yapmamış. Allah yapmadığını keşke böyle olsaydı demem. Birincisi bu. İkincisi o dersin başında havuz vardı ya, ara boşluğu olmazdı. İnsanların kuyruğuna basan, hakkına, hukukuna, şuna buna yanlışlık yapan olmadıkça sendeki insanlık özellikleri inkişaf etmez. Sabır olmaz, tesanüt olmaz, anlayış olmaz vesaire vesaire. Bunları inkişaf ettiren, yani karanlığı, aydını bizi tanımlayan, gösteren karanlıktır. Evet. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ El Fatiha.